Burası bizim kaldığımız dairenin balkonu. Havuz ve deniz ayaklar altında hemen hemen. Havuzun sonu direkt deniz arkadaşlar. Arada yol falan yok. Cennet gibi bir yer arkadaşlar. Müthiş, mükemmel. Burası kaldığımız dairenin girişi. Şöyle bir adet çocuk havuzu. Sahip. Şimdi etrafında böyle şemsiyeler, şezlonglar. Burada güzel bir müzik eşliğinde havuz başında oturup kahvenizi içebilirsiniz. İçinizi yudumlayabilirsiniz. Dalgaların sesini dinleyip hoş bir vakit geçirebilirsiniz. Burada yemek yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz bir kafeterya var. Bir tane bilardo masası var. İçeride bir market var. Yönetim binası. Hemen gördüğünüz gibi dışarı çıkıyoruz. Burada yol var ama bu yol siteye ait. Hemen tahtaların üstünde plaj. Gördüğünüz gibi denize çok yakın arkadaşlar. Sadece plajın şu kısmında biraz taş var. Özel mi dökmüşler nedir? Ölüdeniz çok hızlı da arkadaşlar. Bizde hiç taş yok olduğu gibi. Çünkü şemsiyeler gene tesise ait. Şemsiyenin yetmediği yerde Kur'an'da gibi bir şey gelmişler. Kayıt çocuklar için kaydıra salınacak. Kumsal bittiği vakit burada kumlara arınmak için bir duşumuz var. Bir tane soyunma kabını.
Evet arkadaşlar, hava çok parlak. Dediğim gibi gelken sörfü yapalım çıkıyor. Bir şöyle bir paraşüt. Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Şimdi Fethiye Sunset Beach Club. Sunset Beach Club'dayız. Sercan arkadaşım buranın kiralama işleriyle ilgileniyor. Sağ olsun, bize çok yardımcı oldu. Ben görüntüleri çektim, gördünüz ama bir de ilk elden bir duyun bakalım. Nasıl yapılmış? Fiyatları nelerdir? İmkanları nelerdir? Olanakları nelerdir? Ne zaman kalınır? Seni dinliyorum Sercan kardeşim. Öncelikle merhabalar abi. Senin aracılığınla birçok kişiye ulaşmanı vermiş olduğum mutluluk var. Gecenin bu saatinde seni de yoruyoruz. Kusura bakma. Abi keyfi burada. Yani. Keyfi burada. Yok, güzel. Biraz sohbet tadında bir şey olsun istedik. Hem bilgi verme amaçlı hem de burada nasıl bir ortam var. Sağ olsun Sinan abimiz o konuda sabahtan çekimleri yapmış. Şimdi bir araya gelebildik. Daha detaylı bilgileri aktaralım elimizden geldiğince. Şimdi abi senin de bildiğin gibi burası 280 tane yazlıktan oluşan bir kompleks. Var mı o kadar? Var. Tabii. Var, yani özel havuzlu villalardan 1+1 yazlıklara kadar 280 yazlığını oluşturduğu bir kompleks. Denize sıfır bir kompleks. Genellikle Mayıs ayının 1'inden Ekim ayının 31'ine kadar kiralamanın yapıldığı, insanların gelip tatil yaptığı bir site. Tamamen. Tamamen arkadaşlar ailesi. Hırpani bir kişi yok. Yok. Bir kişi bulamazsınız hırpaniyi. Çok rahat, çok nezih bir yer. Kesinlikle öyle abi. Gerek biz olalım, gerek kiralama yapan diğer arkadaşlar olsun. Bu konuda özellikle dikkat ediyoruz. Hani insanlar geldiği zaman buradan tatil yapmış, dinlenmiş ve kendini yeniden dinç ve canlı hissetsin diye. Abi ben 3 gün kaldım. Yani var ya, o gürültüden uzakta ne kadar rahatım biliyor musun? Tabii, yani tabii. Şimdi ben yani şu anda benim söyleyeceklerimden ziyade Sinan abinin videonun devamındaki ve öncesindeki söylediği şeyler ve yaptığı çekimler biraz daha bilgi amaçlı, biraz daha gerçeği yansıtan bilgiler olacak. Bizimki hani biraz daha pazarlama gibi oluyor ama evet. Sinan abi birebir kendi yaşadıklarını da deneyimlerini anlatıyor. Arkadaşlar bakın, ben şimdi size bir de fiyat söyleyeceğim. Bunu söylemeden olmaz. Sen bilirsin abi. Ben 3+1'i geceli 550 liraya tuttum. Odada rendeden tut, mikrodalgaya kadar. Anladım, yok size. Yok. A'dan Z'ye. Hadi sallamayalım da kamera sallamayalım. Tamam, tamam. Sonra müşterilerimiz kızar. Arkadaşlar yani geldim, 500 lira para verdim. 3+1, biz 7 kişiyiz. 7 kişi çok rahat sığdık. Bir otele gittim. Otele gitsem korkunç paralar. Gerçekten yani bence bu tip bir konaklama özellikle kalabalık aileler için mutlaka çok iyi. Tabii. Yemeğimi yapıyorum. Buzdolabı var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, ütüsüne kadar var. 4 tane oda var. Şey, kaç üç oda? 3 tane oda bir de salon abi. 3 oda bir salon var. 4 tane klima var. Evet, her odada ve salonda. Ve klimalarda, şeylerde kullanımları bir sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tabii siz çevre düşünerek gereksiz olduğu zaman kapatırsınız, ayrı bir şey. Ondan sonra bakın mı, bahçenin her gün yapılıyor. Havuzu her gün temizleniyor. Havuzunda ben daha evvel otellere gittim. Saç kılı, tüy, müh hep oluyordu bu havuzlarında. Öyle bir şey kesinlikle rastlamadım. Çok temiz, çok güzel. Yani neredeyse 5 yıldız otel konforunda. Tabii, tabii. Yalnızca tek yapmanız gereken şey yemek ya bak. Onu da artık
Yani şimdi şu, yenge hanımlar için biraz uygun olmuyor ama. Uygun olmuyor. Mesela ben şimdi akşamleyin dün 100 lira para harcadım. Hı hı. Gerçekten önemli bir şey. Tavuk aldım. 1 kilo et aldım, kıyma aldım, yaptım. 100 liraya her şeyi dahil. 7 kişi mesela çatlayana kadar yedik. Bir de evin rahatlığını da tabii yani. Barbekü var. Barbekü hiç duman yapmıyor. Şimdi bir otele gittim. Evvelki sene ben otele gittim. Her şey dahil otele. Tavuk yemekten gıdakladık. Görüyor musun sen? Gerçekten. Doğru abi, haklısın. Ben 4 yıldız otele gittim. Halamın oğlu o sene 5 yıldız otele gitti. O da dedi tavuk yemekten gıdak otele gidiyorum. Gerçekten hani bazen tenzih ediyorum ama çoğunda güzel yemek yok arkadaşlar yani. Doğru. Tamam. Bazısı yemeğe bakmıyor. Bazısı yemeğe bakmıyor. Yani, konfora bakıyor. Yani, konsepte bakıyor. Bakıyor. Denize yakın. Ne olursa olur. Ama benim gibi hem huzur arıyorsanız hem rahatlık hem de midesine düşkün gibiyseniz ki biliyorsunuz benim kanalım yemek kanalı. Kendiniz yapacaksınız, kendiniz yiyeceksiniz arkadaşlar. Bütün o elektrikli ocak. Tabii. Son sistem. Barbeküsü var. Her şeyi var. Çatalından bıçağına kaşına kadar. Tabii ya. Şey, bütün olan böyle değil mi? Tabii abi, hepsi öyle. Hatta eksik olan yerde biliyorsun zaten. Anında hep sitedeyiz. Tabii. Eksik bir nokta olduğu zaman. Tabii. Herhangi bir arıza durum olur, herhangi bir eksik durum olur. Anında müdahale ediyoruz yani. Tabii. Bir telefonla Sercan arkadaşımdan kiraladıysanız, ben şimdi bu arkadaşı sevdim. Reklam da yapmıyorum burada. Yani vlog yapıyoruz arkadaşlar. İnsanları bilgilendirmek. Ben buradan hiçbir ücret falan da almıyorum yani. Yani bedava falan kalmadı yok. Sadece yok, sevdiğim için arkadaşım. Parasını hakikaten verdi yani. O yüzden paramı verdim. Arkadaşım, yarın gidiyorum. Yani böyle bir şeyim de yok. Sadece beğendiğim için, ileride de bir vlog videoları serisi yapmayı düşündüğüm için burayı seçtim. Gerçekten de böyle gerine övebileceğim, tavsiye edebileceğim bir yer. Tabii. Herkese öyle tavsiye edemem. Tabii ki abi. Yani bir de şöyle bir şey var. Sadece senden değil, senden duymak ayrıca bir güzellik abi. İnsanlara ulaşıyoruz buradan. Birebir konuştuğum, buradan çıkış yapmak üzereyken özellikle yanına gittiğim müşterilerden de duyduğum şeyler bunlar. Yani %100 demeyeyim, mukalalık olur. %99 insanların memnuniyetini sağladığımız, herkesin çok memnun bir şekilde ayrıldığı bir sistem. O yüzden de hani Sinan abi bu konuda çok net bir şekilde katılabilirim. Geldiğiniz zaman tam anlamıyla tatil yapmış, tatilin hakkını vermiş biz de. Yani kendimizi tamamen dinlenmiş, huzur bulmuş, ev konforunda tatil yapmış hissedip evimize dönüyorsunuz. Yani öyle bir durum var. Bilmiyorum, iyi anlatabilirim. Sercan kardeşim, yani ille yemek yapmak istemiyorsa paket servis her taraf dolu. Tabii sitenin içerisinde restoran var, paket servis durumu var. Restoranımız da var burada. Tabii. Ama tabii restoran bizim... Belki biraz bizim yerli bütçesine fazla gelebilir. Yerli bütçesine yani fazla gelebilir ama... Ama menü var. Menü var, şey var. Çocuklara göre şeyler normal, uygun. Tabii. Ama normalde ben tatile geldim kardeşim, yemek mi yapacağım dersin, her taraf paket servis. Aynı. Ve dışarıdaki fiyatlar, ben dışarı baktım, dışarıdaki markete falan öyle pahalı değil. Yani İstanbul falan Ankara'daki izleyenlere de ulaşmak lazım. Fethedeki fiyatlar İstanbul Ankara'nın çok altında. Bodrum, söylüyorum arkadaşlar, ben Bodrum'a Turgut Reis'e kaldım izlesi. Şimdi Antalya'dan Kaş'tan geliyorum. Yani fiyatlar oralara göre burada çok düşük. Çok daha uygun. Gerçekten doğru. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani oralara, diğer tatil beldelerine nazaran fiyatlar tabii çok daha uygun. Çünkü buranın ağırlık olarak yerleşik halkıyla iç içe bir tatil konsepti olduğu için. Evet. Bütün tatil beldeleri, villalar vesaire yerleşik halkın genelde alışveriş yaptığı yerlerde. Evet. Yani biz nasıl tatile geldiğimiz zaman alışveriş yapıyorsak dışarıdan gelenler de oradan alışveriş yapıyor. Bak şurada bir markete gittim. Normal Bimdil A101 değil. Fiyatları gayet makuldü. Evet. Her çeşit de vardı. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Dedim, diyelim ki siz tropik adalara gitmek istiyorsunuz, tropik bir yere gitmek istiyorsunuz. Yani burası orayı görüntüsüyle özellikle ve sıcağıyla kesinlikle aratmıyor. Yani şuradan çektiğim videoyu görürsünüz. Hurma ağaçları var ya. Sercan olsa bu hurmaları topluyoruz mu? Vallahi abi toplanmıyor benim kanalımda ama. Abi toplanmıyor, onlar oluyor. Ama etfaiye merdiven lazım oraya. Evet, çok yüksek abi. Bunlar her sene başında şey yapılıyor. Toplanması lazım bunlar. Tabii. Yani girişte tropik bir meyve olan şu hurmalar var. İçeride palmiyeler var. Deniz zaten sıcak. Rengini zaten biliyorsunuz. Fethiye'nin denizi nasıl? Fethiye'nin denizi tabii dünyacım. Yani tropik bir adaya gitmeye kalkmaya gerek yok ya arkadaşlar. Tropik canı. Ama bak ben söyleyeyim şöyle Sercan Usta. Yani bu tropiklerin
konseptine en benzeyen yer, Türkiye'de bütün sayıda burası. Buranın öyle bir şeyi var abi. Buranın öyle bir havası var. Ya Fethiye'de bu, var bu hava. Fethiye'de var. Fethiye'nin doğası çok güzel. Antalya'da bu hava yok. Yok mesela. Antalya biraz daha bir şehirle iç içe olduğu için bu doğallıktan uzak kalmış durumda. Mesela Bodrum, tamam çok güzel, eğlence için çok güzel ama hani doğal olarak ya arkadaş ben bir sahilde tatil yapacağım, bir sahil kentine gideyim gerçek demek istiyorsanız, yani gerçekten müzikten, gürültüden, kalabalıktan sıkıldıysanız yani burası. Evet. Trafik yok ya. Evet, trafik yok. Bir ucundan bir ucuna yarım saatte. Tabii. En uzak iki noktasında yarım saatte rahatlıkla gidiyorsun. Bir de yani bunun en güzel şeyi otelden çıktığım vakit, mesela ben Turgut Reis'e otele gittiğim vakit Denize Sıfır Otel'de çıkıyorum, önünde insanların geçtiği yaya yolu var. Evet. Köpekler var, her şey var. Bağırış, çağırış. Curcuna. Burada öyle bir şey yok. Direkt, tabii sahil herkes açık. Ama direkt otel. Denize bittiği için hiç öyle bir curcuna yok. Yani bir çocuğunla geldiğim vakit çocuğunu ezilme tehlikesi yok. Çünkü yan kapıları bile elektronik sistemle, değil mi? Aynen, aynen. Size bir anahtar veriyorlar arkadaşlar. Elektronik. Sitenin yan kapıları o anahtarla açılıp kapanıyor. Yani çocuğum geldi buraya, kaçtı, dışarı çıkamaz. 24 saat güvenliği olan bir yer. Çift taraflı güvenliği olan bir yer, tabii. O yönden çok huzurlu. Havuzlar zaten devamlı başlarında insanlar var. Bir işin güzel tarafı abi, havlunu alıyorsun, mayonu alıyorsun, hemen iki adım sonra denize geçiyorsun. Tabii. O da çok büyük kolaylık. Tabii. Yani arabaya bineyim, yolu geçeyim falan gibi bir derdiniz yok. Hiç öyle bir dert yok. Bir de denizden çıktığım vakit hemen şey var, bir duş var. Tabii duş var. Şezlong şemsiyeler ücretsiz. Şezlonglar var, şemsiyeler ücretsiz. Plaj, halka açık olanlarda halk da pek gelmiyor çünkü burası... Bu, bu sitenin özel plajı. Burası sitenin özel plajı, sadece site sakinlerin kullandığı plaj. Evet. Hemen yan tarafları halka açık olan plajlar. Ama yine insanlar pek gelmiyor yani. Gelmiyor. Çünkü çok uzun da bir plaj var. Evet, evet. Yani bir de yerleşim yerlerinden çok biraz çok yakın değil. Evet, yani biraz daha 6-7 kilometre. Biraz daha sakin bir yer. Tabi arkalarda sokaklar var, alışveriş yerleri var, eğlenceler de var. Değil olmaz mi? Olmaz mı? Aquapark'tan nasıl söyleyeyim abi? Barlar, diskoları, kafeler kadar. Tabii her şey var ama otele pek yakın değil arkadaşlar yani. Yani bir arabayla bir 5 dakika, evet. 6 dakika fazla değil, 5-6 dakika mesafede bir sürü yer var. Kesinlikle. Otele yakın olmaması, yani buraya otel dedim, evet. Beach kulübe yakın olması çok iyi bir şey. Gecelerin gürültü yok. Yok, gece gürültü yok abi. Yani çok, o çok büyük bir avantaj. Tabii, bir avantaj. Gece gürültü çok yani mükemmel. Yani, gece hayatına akayım, gideyim biraz eğleneyim diyorsan en fazla 5 dakika mesafede. En fazla. Dünyaca ünlü Ölüdeniz buradan arabayla en fazla 20 dakika mesafede. Zaten geldim. Burası Ölüdeniz'in bir yan tarafı. Tabii, burası Fethiye'nin 2 numaralı plaj. Tabii. Yani. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Deniz, yani Akdeniz'de ve Ege'de pek görülmeyecek biçimde denizin içi kum. Hiç taş yok denizde. Yok. Kıyıda biraz taş var. O taşları özel mi döktüler? Yok, özel dökme değil abi. Ondan dalga kumları biraz daha dibe çektiği için artık orada biraz taş kalmış. He. Plaj biraz kum, taş karışık ama... Ama yani denizin tamamen... için tamamen kum ve denizde yosun yok. Deniz anası yok. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Birden derinleşme gibi problem yok. Evet, böyle de dubalar var, şabanlar var. Bir de rüzgar sörfü gibi bir şeyler var orada. Evet, 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 yakın. Onu çekemedik. Yarın... İnşallah çekersin abi. Çekerim. Ama bak ben denize usta ne yedik dedim bir sezon usta. Yani ben denize giriyorum, ayağıma böyle yosun takıldı. Deniz anası değdiği vakit ben acayip huylanıyorum. Ya arkadaşlar, Türkiye'de Trabzon'dan Mersin'e kadar bütün sahili gezdim ben. Ben bütün sahili gezdim. Bir tek yosun ve deniz anası görmediğim yer burası. İnanıyor musunuz? Bir tane yosun, bir tane deniz anası yok. Çünkü o anlamda çok şanslıyım. Abi ya ben hakikaten yoktum ya. Mutlaka Bodrum'a gidiyorum. Deniz anası. Akdeniz'e girdim, yosun, taş var. Buranın bazı plajlarında da var. Yani öyle bir bu, olan, burada yok. Burada sabah 11'e kadar deniz arkadaşlar sütlü var. Akşam akşam 5-6'dan sonra. Akşam 6'dan sonra değil mi? Akşam 6'dan sonra. Yine aynı şekilde. Güzel gibi. Zaten akşam 6'dan sonra anca ferahlıyor hava. Aynen. O saatte yani, denize girebiliyorsun. Tropik cennet dedikleri bu olsa gerek. Bir de arkadaşlar tavsiye ediyorum. Yani ben kendim baktım. Buraya Mayıs ve Eylül aylarında. Tabii abi. Hatta şöyle söyleyeyim, Haziran ve Eylül diyelim. Tam böyle havaların ısındığı böyle ama çok çok sıcak, 45 dereceleri görmediği zamanlar var. Mayıs'ta da uyar. Mayıs'ta da uyar. Mayıs, Ekim hatta. Ekim ayının sonuna kadar. Hatta bizde şöyle, Kasım ayının 15'ine kadar havuzlar açıktır bizde abi. Değil mi? Gelir yani.
Kasım ayının 15'e kadar arkadaşlar duydunuz. Havuzlar açık. Havuzlar açık. Denize çok rahat gidebiliyor. Denize çok rahat gidebiliyor. Tabii yani bazı deliller var. Aralık ayında da denize giriyor ama öyle değil yani. Kasım'ın 10'un 15'ine kadar denize çok rahat giriyorsun. Bir de galiba buraların sahipleri çoğu yabancı mı? Evet, çoğu yabancı. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Adam İngiltere'den gelmiş burada ev almış. Akıllı adamlar. Yani bizim insanlarımız gidip de trafiği en yoğun olduğu yerden ev almak çok meraklıdır yani. Adam gelmiş İngiltere'den buraya ev almış. Hollanda'da gelmiş. Mesela benim ev sahibi Hollanda'da. Evet. Adam Mayıs ayında geliyor. 15 gün kalıyor. Eylül ayında geliyor. 15 gün kalıyor. Kalacak zamanı da biliyor. Tabii. Geri kalan zamanlarda kiraya veriyor. Bir gelir elde ediyor. Bir gelir elde ediyor değil mi? Tabii. Yani bir gelir, işte bu arkadaş mesela burada çalışma sebebi kiraları düzenliyor. Bakımlarını yapıyor. Faturaları ödüyor. Aidatlarını ödüyor. Yani evler her daim full bakım ya. Biz geldik. Klozet kapağı bile bantlıydı ben geldiğimde. Tabii o kadar. Temizlik mesela. Tabii şampuanını koymuş, hatta şey bile koymuş, saç kremi bile koymuş. Saç kremi, şampuan, sabun. Havluları var, havluları koymuş, şey yapmış. Her şey dört dörtlük. Yani bir otel gibi aslında bu ev. Ben şaşırdım şampuanları görünce ya. Onlar olmazsa olmazlar abi. Çünkü tabii. Temizlik bir de, biliyor musun? Tabii. Hassas bir konu. Tabii. Temizlik hassas bir konu. Kaç tane temizlik görevlisi var burada olursa? Abi şöyle, benim direkt temasta olduğum 5 tane bayan var. Aşağı yukarı 40, burada 40 tane evden sorumlular. Bizim otelden avantajımız ne oluyor abi? Bizim gelen konaklayan misafirlerimiz otel gibi bir gün kalıp gitmiyorlar. Kalan 3 gün, 5 gün, 1 hafta 10 gün kaldığı için 5 tane personel yeterli oluyor. Evet, ama gerçekten işlerini ben yani baldık yala gibi bir evdi ben geldiğimde. Ben şaşırdım ya, gerçekten şaşırdım ya. Yani. Bir de arkadaşlar yani lüks ev özlemi içinde olanların içinde bir şey oluyor yani. E tabii. Gerçekten hani benim Adapazarı'ndaki evim güzel çekim yapıyorum görüyorsunuz bazen ama yani bu bambaşka bir tarza yapılmış. Bir de çok kullanışlı yapmışlar ya. Çok kullanışlılar evet. Yani yüz ölçümü olarak genişlik olarak belki senin Adapazarı'ndaki ev kadar geniş değil ama İyi, çok kullanışlı. Acayip kullanışlı arkadaşlar. Yani o kadar güzel yapmış. Altta bir oda, yanında bir oda, üstte çatı katında bir oda. Ve salon arkadaşlar dubleks tabii ki ve 4 tane klima. Önemli. Burada klimasız durulmaz abi. Abi her yerde klima var ya. Aynen. Ve klimalar bakımlı. Öyle otele gidersin kimi zaman klimalar hu çalışır ses ya. Ses yapar, ısıtmaz, soğutmaz. Isıtmaz. Burada öyle bir şey yok. Yani adamlar hakikaten hakkını veriyorlar ve günlük 550 liraya aldım arkadaşlar biliyorum. Belki beni sevdiği için 50 lira indirim yapmış olabilirim. Yani 500 lira, 600 lira, 7 kişi ben kalıyorum bakın. Evet. 7 kişi hiçbir şey değil. 1 artı 1'ler ne kadar söz olsa? 1 artı 1'ler şu dönemde 300-350 lira civarında. Eylül'de. Evet. 2 artı 1'ler var. 2 artı 1'ler var. Onlar da mesela 400-450 TL civarında. Tabii ben şimdi Kemer'de bir pansiyonda kaldım. Mecbur kaldım. Araba arıza yaptı. Çıralı'ya gelecektim. Adam bana 550-600 lira para dedi. Denizin nerede olduğu belli değil. Geceleyin geldik. Denizin nerede olduğu belli değil. Yakınmış da 1,5 kilometre. Oh. Nerede olduğu belli değil. 1,5 kilometre yakın mı diyor? He, yakınmış 1,5 kilometre. Ve arkadaşlar bir yer buldum internetten. Gittik, bayağı bir dolandık, zorla bulduk. Bana 550 lira fiyat çekti. Ben dedim, arabada yatarım, bu parayı ver ben. İki oda veriyor gerçi de ama o da ufak, çok ufak. Yani. Adamla anlaşık ha böyle ha şöyle 400 liraya kaldım iki odada arkadaşlar yani ama o apart yani böyle ev değil. Yazlık gibi değil. Yani şurada Akdeniz'de aradım taradım Ege'de en ucuz abi 3 kişilik oda 200 liradan şey yok. Hiçbir yer en kötü pansiyonlar ya Kemer merkezin içinde 200 lira bir oda veriyor 3 kişi kalayım dedi abi pislikten giremedim içeri ya. Doğru abi. Doğru. Yani şuraya verilen 550-600 lira para hiçbir şey değil yani. Gerçekten bir şey değil. Çünkü 7 kişiyi değerlendirdim. Tabii 7 kişi. Tabii. Bir de şu var abi fiyat kalite dengesine baktığın zaman. Müthiş yani bence bilmiyorum abi ben aradım. Seneye de inşallah buraya gelirim. İnşallah numaramı kaydettim abi sen de benim numaramı kaydetmişsindir. Herhalde yani şimdi yani. Ben. Seneye de bir video atarız değil mi abi? Atarız açıklama. Videonun açıklama bölümüne Sercan arkadaşım telefon numarasını atacağım. Benden öğrenip de geldiğini söylerseniz illa ki size bir yakınlık, daha çok yakınlık gösterir. Hatta şöyle yapalım mı? İyilik yapabilir size. Sinan abi şöyle yapalım mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Maalesef dün akşam şarjımız bitti. Yani sohbetimizi
Denizin en güzel yerinde kaldık. En heyecanlı yerinde. En heyecanlı yerinde. Şöyle diyorduk. Diyelim ki rezervasyon yapacaksınız. Beğendiniz. Beni direkt bana ulaşmak istiyorlar mesela. Videonun altındaki açıklama bölümünden linklerden web sayfamızdan ulaşabilirler. Orada mutlaka bizim kontak detaylarımızı koyarsın sen abi. Oradan bize ulaşıp Sinan abinin ismini veren, videodan bizi bulan tüm misafirlerimize %10 indirim bulacağımızı buradan iletelim. Bak, Sinan abi. Ben hiçbir şey demedim. Tamamen Sercan kardeşimin gönlünden kopan bir şey. Eğer YouTube videosunu izledim, YouTube'dan buldum sizi Sinan Dirliğin derseniz size bir kıyak yapacağım. Sorgusuz sualsiz. Sorgusuz sualsiz. Sercan size şey soracağım. Ekim'de fiyatlarımız ne oluyor? Mesela 3 artı dedim. Ekim'de daha da uygun abi. Ekim'de 250 lira, 300 lira falan da düşüyor günlük fiyatı. 3 artı dedi. Tabii tabii. Ekim artık daha da düşük sezon oluyor. Belki babam dedi, Ekim'de dedi, fiyatları sor diyor. Herhalde sevdi buraya. Tabii. İhtiyarlarla mı gelecek, ne olacaksa? O daha da yani neredeyse şu dönemdekini yarı yarıya daha düşüyor. Tabii. Çok büyük oluyor Ekim'de. Ekim'de oluyor yine yani. Ne kapasite aşağı yukarı %30'a, %40'a düşüyor. Oluyor yine. Genelde ev sahibinin tercih ettiği dönem Ekim bu dönem oluyor. Herkes çekilmiş artık biraz daha sakin. Tam kafada değil. Ev sahibi de gereken sana para ödüyor değil mi? Tabii hocam. Yani ev sahibi de olsanız para ödeyeceksiniz arkadaşlar. Burada beleş bir şey yok. Biz ne yiyeceğiz abi değil mi? Değil mi? Abi bugün uçurtmalıyım. Uçurtma sonra bir çekerdik ya. Bugün aslında erken belki. Henüz başlamadı. Değil mi? Yani biraz rüzgarın çıkmasını, dalganın olmasını bekliyorlar ya. Evet. Artık dalga iyice güçlendiği zaman denizde hareket olduğu zaman başlıyorlar. Acaba buraya böyle bir şey yapmayacak mı? Mesela sürf sistemin kiralaması için. O herhalde başka bir yerde kiralıyor. O başka bir yerde. İleride surf kafe var. Evet. Surf kafe doğrudan bu işi yapıyor. Surf'le alakalı. Rüzgar surf olsun. Evet. Tekne ne derler ama? Tekne surf mu derler? Ya muz falan da yok ama. Muz olsaydı. Yok. Muz için yani şey. Olsa aslında güzel bir aktivite olur abi. Ama yani senin aracılığınla insanlara ulaşıp kendimizi tanıtmak, bilgi vermek çok güzel bir şey yani. Ben genelde böyle YouTube videolarına falan çok şey yapmazdım hani. Zor bulurum, çekilirim. İyi bir şey. Abi YouTube çok videoları güzel. Artık YouTube'a, YouTube'un reklamını yapalım bari. Dünyadaki tüm televizyon kanallarından izlenmesi fazla. Bir gecede. Tabii tabii. Yani artık insanlar buna bakıyor. İnşallah benim zevkime güveniyorsunuz arkadaşlar. Ama videoyu kapatmadan evvel tek söyleyeceğim şey, hiç çekinmeden ailece gelin. En önemlisi bu. Gönül rahatlığında gelebilirler. Gönül rahatlığıyla. Yani kendi evindeki konfor hatta bir fazlası burada var. Tabii bir fazlası burada var. Artı bir de ne var? Güvenlik var burada. Bir de kesinlikle burada yamuk insan da yok yani. Ya tabii belli bir kültürün oluştuğu bir yer yani sonuçta. Tatil kültürün artık yerli yabancı herkesi oluştu. Yani mesela ben otellere gidiyorum. Bazı otellerde o pis turistler oluyor falan filan. Burada öyle bir şey yok. Buraya gelen turist de elit bir şey geliyor. Mutlaka. Zaten %99'u dediğin gibi elit kesimini oluşturdu misafirler. Tabii. Yani bir de hayret ediyorum yani bu elitte bu fiyat arkadaşlar gerçekten güzel yani. Tabii. Ha yüksek sezon. Temmuz olsun biraz daha yüksek olur. Rezervasyon yapma şansı belki biraz düşük olur. Ama Eylül olsun, Haziran olsun. Çok rahatlıkla yardımcı oluruz. Arkadaşlar yine siz benden duymuş olmayın. Buranın en güzel zamanı Eylül. %100 katılıyorum. Eylül. Burada en güzel zamanı Eylül. Artık veda edelim. Veda edelim var. Bu kadar video yeter çünkü 25 dakika falan oldu. Bir de çekimlerimiz var. Zaten bir de montajıyla uğraşacaksın bunların. Tamam. Abi çok memnun oldum. Ben her zaman beklerim biliyorsun burada her zaman bir kapım var. İnşallah böyle olur. İnşallah. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.